Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın Heyetim, toplantısı milletim adına düzenledi. teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz şu ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara ben inanıyorum ki artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen, ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır. İşte şurada hemen karşımızdaki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca düzenlenen Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumun açılışında konuştu. Etkili bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiçbir kimse, ben şurada doğdum, ben etnik aidiyetim şudur, memleketim budur, düşüncem budur, o yüzden bana şu şekilde muamele ediliyor şeklinde bir düşünceye, bir algıya, bir imaya bile kapılmamalıdır. Hukuk devletinde çünkü herkes kendini bu güvenle hissetmelidir. Ben şu işe girmedim çünkü ben şu şekilde kıyafetim var, şu şekilde yaşıyorum, şu şekilde inanıyorum diye bir an aklından bile geçirmemelidir. Bırakın böyle bir uygulamaya izin vermeyi, tahammül etmeyi, böyle bir düşünce bile akla gelmemelidir. İşte bu konuda getirdiğimiz tüm reformları kesinsiz bir şekilde... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Kınıklı Mahallesi 6071 sokakta bulunan bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in evinden bağırışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülen kadının erkek arkadaşı FK, polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde gözaltına alındı. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir mesleki eğitim merkezinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler içerisinde kimsenin olmadığı merkezin kapı ve camlarını kırarak alevlere müdahale etti. Söndürülen yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelede daha etkili olabilmek için kurulan WhatsApp ihbar hattına vatandaşlardan gelecek ihbarları bekliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçla mücadelede her an her yerde olduklarını belirterek vatandaşlara çocukların geleceği için uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Vatandaşların 0552 155 06 06 numaralı telefon hattına uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi
tanık oldukları her konuyu WhatsApp uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabileceği kaydedildi. Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ile Kars'ta kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekorunu kıran milli sporcu Şayka Ercümen için bir tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Şayka Ercümen sayesinde bugün haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti. Milli sporcunun rekoru, Cumhuriyet'in 98. yılı ve kahraman Mehmetçikler için kırdığını vurgulayan yazıcı, bu gururu bizlere yaşatan milli sporcumuz, serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen'i tebrik ediyorum dedi. Milli sporcu Ercümen de rekor kırdığı için mutlu ve gururlu hissettiğini belirtti. Umarım önümüzdeki günlerde de bu nice güzel gururları ve rekorları bizlere izletme ve tanık olma Esenler'de polis ekipleri 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran baba E.K. 3 yaşındaki oğlu Hasan'ın çok sevdiği polislerle yaş gününü kutlamak istediğini bildirdi. Bunun üzerine adrese giden motorize ekipler küçük çocuğa sürpriz yaptı. Çocuğa doğum günü pastası, polis arabası ve çeşitli hediyeler takdim eden ekipler aile ile beraber doğum gününü kutladı. Ekipler çocuğu polis aracına da bindirdi.